Saygı Öztürk fakat öncesinde Cumhuriyet'te Şimdi... şunu e, yansıttık, e, gündeme takip ettik. Şöyle bir iddia var, yine e, İnce'nin yakın çevresinden dile getirilen bir iddia bu. Deniyor ki, e, hatta 12 e, Ağustos'ta bununla ilgili açıklama yapılacak e, gibi bir bilgi de yansıdı. Fakat bilmiyoruz, 60 bin e, sandıkta gözlemci olmadığı, ve bunun da genel merkez tarafından kuvvetle ihtimal genel merkezin bilgisi dahilinde olduğu da dair bir iddia yansıdı gündeme. Bunun üzerine bugün Saygı Öztürk... Başak Hanım. Ha, bir saniye hemen döneceğim size onu da tamamlayayım. Saygı Öztürk de CHP kanadından gelen iddiayı gündeme taşıdı. Cumhurbaşkanlığı seçiminden bir hafta önce genel başkanımızın talimatıyla genel başkan yardımcılarından onursal adı güzeli İstanbul'a gönderiyor. Ee, onursal adı güzel seçim günü gerek beri akışının nasıl sağlanacağı diğer siyasi partiler haber ajansları ve gönüllüler arasında nasıl koordinasyon sağlanacağını anlatmak üzere gidiyor anladığımız kadarıyla. Fakat birkaç saat bekliyor İnce'nin kaldığı otelde bulunduğu otelde sonunda görüşme yapılamıyor. İnce'nin koruması genel başkan yardımcımıza Muharrem Bey sizinle görüşmeyecek diyor. Yani seçim gecesi Muharrem İnce'ye beri akışının nasıl sağlanacağı. Bilgisi verilemiyor diye de bir iddia Mince var. Muharrem İnce bunu bu, açıkladı. Bu bana e veri akışı olmadı vesaire. Evet. Bunu da eşkıylat. Ama bunun cevabını da veriyor. beni terk etti vesaire farklı. diye söyledi de pahalı. Ya bakın bu önemli değil. Belki bir fırsat olabilirdi Başak cevap Hanım. cevap verebileceği bu, bilgisi bu var. Bu bir fırsat olabilirdi. Ben empati ben yapıyorum. Benim Ben Hı. Cumhurbaşkanı adayıyım. Muharrem Buyurun. Melik Bey buyurun. Şöyle şimdi şöyle bu e, şimdi Muarem'incen Hulki e, Beyin söylediği, e, Ruşen Beyin söylediği hani o gece bunun bir eksiklik olduğu onu e, Muharrem İnce kabul ediyor. Zaten diyor hani ben e, yenilgi süreci çok kötü yönettim diyor. Evet. Biz kabul fakat kabul etmiyor. Kabul etmediği şey şu. Evet evet. Fakat kabul etmediği şey şu. Bu genel merkez yüzünden oldu diyor. Ne diyor? Bir e, 60 bin e, sandıktan şahit yoktu hatta. Eğer bilgiler doğruysa Yüksek Seçim Kurulu'ndan bununla ilgili bir belge aldığı ve Perşembe bas toplantısında buna değineceği ifade ediliyor. Yani birçok sandığın müşahitsiz olduğu diğer sandıklarda da önemli bir bölümüne müşahit bildirildiği halde sandık başında beklemediği, hiç kimsenin olmadığı yönünde buna dair belgeli bir açıklama yapması bekleniyor Perşembe günü. İkincisi veri akışı o akşam CHP Genel Merkezi biz işte Anadolu Ajansı'na değil kendi veri akışımızı sağlayacağız bu şahitler üzerinden dedi. Bir sistem kurdu ama 10. dakikadan itibaren sistemden veri gelmemeye başladı. Üçüncüsü e, Muharrem İnce o akşam Engin Altay'a dönüp ne yapacağız diyor. Bir genel merkezle görüşeyim diyor Engin Altay ve dönüyor diyor ki genel merkezden e, genel başkan amcaları açıklama yapacak. Sizin bu akşam açıklama yapmanız doğru olmaz diyorlar ben de öyle düşünüyorum. Yarın e, saat 12 gibi basit toplantısı yapmanız daha doğru. Şimdi e, Muharrem İnce'nin çizdiği tablo bu. Yani Muharrem İnce diyor ki evet ben o geceki süreci iyi yönetmedim. Doğru. E, fakat hani bunun müsebbibi de genel merkez yönetimidir. Zaten sorun buradan başlıyor. Yani e, hatta Muharrem İnce biliyorsunuz bir yayında diyor ki hatta seçim gecesi değil de benim ismim açıklanında gel bakalım Muharrem dediği andan evet. itibaren hatalar zinciri başladı. Yani orada biz kaybettik diyor. Sonra <laughs> e, seçim gecesi iyi yönetilemedi. Müşahitler sandık başında <laughs> beklemedi. Veri akşı doğru dürüst olmadı. Bana hiçbir veri gelmedi. Ben otelde birçok partiyle oturuyordum. Partiden bana e, buna dair bilgi gelecekti. Engin Altay üzerinden. Ben o bilgiler ışığında süreci yönetecektim. Yani ara ara çıkıp açıklama yapmak. Peki e, Melik Bey pek sizce pek bu perşembe günü bunları açıklayacak bu... mı Sayın yani... İnce? Çünkü şimdi bu e, tabii, Saygı Öztürk'ün bugünkü yazısında tabii. CHP'den üst düzey bir isim bu biraz önce bizim aktardıklarımızı ifade ediyor. E, biz de Saygı Öztürk'ün kaleminden okuyoruz. Yani orada da bir video ile cevap verileceği gibi bir e, bilgi gördük. Yani sizce bu tartışmaya girilecek 20, mi? Yoksa ben de girilecek hayır girilecek neden çünkü Muharrem İnce'nin e, en büyük handikapı şu anda siyasi yani e, ayrı hani kalibresi ne kadar yeterlidir siyasi aktör olarak yetenekleri ne kadar o ayrı bir tartışma konusu ne kadar büyüyebilir e, o ayrı bir tartışma konusu ama sonuç itibariyle şu anda tartışmaların düğümlendiği yer en büyük handikapı seçim gecesi yönetememesi yani e, Sayın Nurki Cevizoğlu'nun da söylediği ne yaparsa yapsın kazanma ihtimali yok. Adam kaybetti neden? Çünkü bir kere seçim gecesi berbat yönetti. Beklentilerimizi boşa çıkardı. Bir şey Bitti. ama bu e çok kötü bir dezavantaj e olmasa e gerek. Çünkü ber. Kemal Kılıçdaroğlu bunu 9 kez yaptı. Ve hala partinin başında ama durabiliyor. Işte aynı şey değil hocam. Yani ya orada beklenti. Orada beklenti, bak, oradaki beklenti de, gerçekten bir genel seçim gibi değil. Bir kere açıklama yapmadı ya. Cumhurbaşkanı hükümet seçiminin ilk cumhurbaşkanı seçiminden bahsediyoruz. Bu Genel seçimlerle aynı kefeye konmaz. Yani oranın durumu ayrı ama ya buradaki seçimler, bakış açısı Cumhurbaşkanlığı önce adaylığı konusunda tek adamsın orada. Bak orada başka bir şey var. Ve orada şu bekleniyor. Kaybedebilirsin. Kaybetti evet. yani. Ama de ki benim haklarımı koruya. Yani bir komutan ben benzetmesi yaptı ya. Ben bunun ya, genel merkez, gibi, ben ben genel merkez tarafından göreyim, üretilmiş hatta bir söylem olduğunu düşünüyorum. Muharrem İnce için yani. en büyük kırılma noktasıdır. Çok Oradan eğer oylara sahip çıkabilirdi gerçekten genel başkanlığa giden Oylara sahip çıkmak demek ne demek ya? Yüzde yirmilik oydan bahsediyoruz. Hangi birine sahip? Bakın gene Farktan söylüyorum. Görün ki seç daha Böyle sonuçlar bir açıklanmamış. Bir... Ya %30, sonuçlar açıklansa ne belli değil. belli değil. O tarihte kafalarda soru işareti var. Gece saat, akşam olmuş 9 ondan bahsediyoruz 11'den. Sen çık yerinden. Bak toplum bunu ya bekliyor, er, yazıyor. Erken pes etti falan. Kayıp olma anlamı. gitmiyorum. Git. Mesela o, o programcının, mesaj attığın programcının programına açık de ki arkadaş ben elimden geleni yaptım. Şuradayım, buradayım ve bununla ilgili açıklama yapacağım de. Tıpkı Cumhurbaşkanı balkon konuşması gibi. Zafer konuşması da olabilir. Kaybını anlatma problemi de e, programı da olabilir. Ya. Ama bunları yapma. Sen git. Ondan sonra olmuyor. Çünkü tek kişi o. Öbür tarafta siyasi partilerin kay kaybederler, kazanırlar. İşte oradaki durumlar ayrı ama tekrar ediyorum 24 Haziran seçimleri ilk deneyimdi e, Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin ilk deneme seçimiydi ve orada orada bir tek kişilik bir hükümet seçiyorsunuz. O kadar da önemli ki bu. Yani seçtiğiniz şey cumhurbaşkanı ondan sonra gördük Peki. zaten uygulamada. Ee, o noktada önemliydi. Siz söylemle ilgili bir şey ifade ettiniz. Ben, ben ikinci tura dair beklediği yani, de çok yükseltmişlerdi. Bu, 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 bunu, biraz onu hayal kırıklığı yani çok bunun bravo. Bunun daha evet. önemli bir i̇kinci seçim İkinci tura kalması açısından diye, en azından. Beklentiyi de, de yükseltmişlerdi. Ya bunun beklettiği daha önemli bir seçim olduğunu. için de Söyleyebilirsiniz yani bu, bu daha önemli. Yani olabilir. o hayal kırıklığı meselesini yönetmek gerekiyor ha. bir nebze. Tabii, tabii, tamam, e, tam tersi açıklaması da var Muharrem İnce'nin. Neymiş? <laughs> Buyurun Sayın Cevizoglu. İşte sizin Başak Hanım söylediğiniz bugün Saygı Öztürk'te yazan Hı. ve Muharrem İnce'nin bir buçuk dakika süren e, videosundaki Videosu açıklama okumamı ister misiniz? Buyurun okuyun. Evet diyor ki videonun içinde... Saygı Öztürk'ün yazısından ve bugün medyaya düşen Haberlerden aldım oradan okuyorum Demiş ki Muharrem İnce o tarihte Seçim sürecinde oylara Müdahale edildiğini Sandıklarda çeşitli usulsüzlükler yaşandığını Gördük görevli arkadaşlarımız Yani CHP'liler Bunlarla can siparihine mücadele Ettiler onların sandıklara Sahip çıkma azimlerini ve kararlılıklarını Kutluyorum kendi adıma ve Ülkemiz adına teşekkür ediyorum Seçimde her sandıkta Islak imzalı tutanak tutulur. Altında bizim görevlilerimizin imzası bulunur. Bizim için gerçek seçim sonuçları bu tutanaklarda yazan rakamlardır. Görevlilerimizin bize ulaştırdıkları tutanaklarda Yüksek Seçim Kurulu'nun açıkladığı rakamlar ve oranlarla anlamlı bir farklılık yoktur olan farklılıklar toplam sonucu değiştirecek nitelikte de değildir. Yani sandık başındaki CHP'lerin çok iyi çalıştığını söylüyor. E o zaman 60 bin tane CHP'li sandık başında yoktur sözü nereden çıkıyor? Yani bu kadar tutarsızlıklarla biz bir insanı cumhurbaşkanı mı yapacağız? Genel başkan mı yapacağız? Ayrıca ben şunu da söylemek istiyorum. Sadece Muharrem İnce için değil, seçim kazanamayan politikacıların aslında Sayın Yalçın'ın da demin biraz açtığı konuya değinmiş oluyorum. E, şudur. Ben 16 yıldır milletvekiliyim. Ben 20 yıldır milletvekiliyim. Bunlar övünç sözleri değil, bence utanç sözleri olmalıdır. Çünkü politika bir meslek değildir. Dilimizde tüy bitti. İnsanlar çeşitli mesleklerde mesleksiz değil, mesleklerde mesleği ne olursa olsun belli bir yere gelecek, kıdemi olacak, başarıları olacak azmini millet görecek. Onlar bir dönem ben milletvekili olarak bilemedin iki dönem milletvekili olarak hizmet edeyim sonra tekrar mesleğime döneyim demesi gerekir. Milletvekilliği bir meslek değildir. Ben 16 yıldır milletvekiliyim. Ben 30 yıldır milletvekiliyim. Ayıptır bu. Herkes için söylüyorum. İster CHP'de olsun ister AKP'de. Bu peki diyeceksiniz ki Cumhurbaşkanı gitmiyor. Ya Cumhurbaşkanı her seçimi kazanıyor çünkü. Kemal Kılıçdaroğlu'nu da bu cümlenin dışında tutan gelişme en son büyükşehir belediye başkanlıklarını büyük bir farklı almasıdır. Eğer e, Kemal Bey büyükşehir belediye başkanlıklarını bu farklı CHP'li adaylar ya da ittifak adayları almasaydı kesinlikle gitmesi gerekirdi. Hiç kimsenin hiçbir koltukta seçim kazanamadığı sürece oturmay Durumu olmamalıdır. Buralar kamusal makamlardır. Babanızın şirketi değildir. İstiyorsanız gidin şirket kurun, dernek kurun. Oralarda oturun. Kimse size karışmaz. Ama kamusal görevlerde başarı hadi bir kere yapamadınız... Tamam. iki olmadı. 3 olmadı. 4'üncüsünü de boşaltmanız gerekir. Dokuz, Kendi erdeminizle boşaltmanız gerekir. Kemal Kılıçdaroğlu'nu da bu işten kurtaran, bu cümleden kurtaran en son İstanbul, Ankara, İzmir'i saymıyoruz. Zaten o çantada keklik gibiydi. Büyük şehirleri almasıydı. Alamasaydı İster Muharrem İnce ister bir başkası Kemal Kılıçdaroğlu'nun yerine genel başkan olmalıydı. Bu insanlara niye zorla gitmek için baskı yapılıyor onu da anlamıyorum ben bu Türkiye'deki sistemde siyasi sistemde. Her partinin AKP dahil CHP dahil her partinin parti tüzüğü genel başkan diktatörlüklerinin korunması yasasıdır. Her partinin tüzüğünde genel başkanın o koltuktan indirilmemesi için her türlü madde vardır. Ve genel başkanların elinde krallardan fazla yetki vardır. Moris Duverce'nin dediği gibi seçilmiş krallardır genel başkanlar. Tek istisnası ne olabilir? Biz sana halk olarak, senin tebaan olarak nasıl göz yumabiliriz? Seçim kazanacaksın. Sen bize bu maçı kazandıracaksın. Sen kardeşim lig birincisi olacağım diyorsun. Ya küme düşüyorsun. E o zaman orada ne işin var? Senin milletvekili bile olmaya hakkın yok bence seçim yasasında hem barajları düşürmeli, %10 barajını düşürmeli, hem de iki dönemden fazla kimsenin milletvekili olmasının önüne geçmeli. Herkesin önüne geçmeli. Böyle bir şey olabilir mi? Herkesin babasının, bu da başka bir boyut ama Sayın Yalçın demin açtığı için ben de girdim konuya. Herkesin babasının çiftliği olmuş. Eskiden ve bugün de var biraz. Hindistan'da çok acımasız bir kast sistemi vardı. Türkiye'deki siyaset ister AKP'de olsun ister CHP'de tam bir kast sistemidir. Ama Kemal Kılıçdaroğlu'nun iyi bir tarafı var. Bunu kendisi de telaffuz ediyor. Milletvekillerini halk seçmiyor, biz liderler seçiyoruz diye Kemal Bey'in itirafları var. O yüzden Kemal Bey de gerekiyorsa geri çekilsin. Tayyip Erdoğan da geri çekilsin diyeceğim ama onun seçimle yenilmesi gerekiyor. Çünkü kendisi seçim kazanıyor. Şimdi AKP'li bir adam Tayyip Erdoğan'a niye çekildi desin? Kazanıyor çünkü. E bu tarafta da Kemal Kılıçdaroğlu kazansa ya da Baykal kazansaydı veya Muharrem İnce Genel Başkanı olup kazansaydı kimse sana oradan kalk demezdi. Görevini yapıyor olurdu. Kimsenin babasının çiftliği değil ama maalesef öyle. Şimdi sosyal bir tabakalaşma var Hindistan'daki kas sisteminde. Türkiye'de de siyasette bir kaslaşma var. Asla giremezsiniz herkes genel başkanların yanında seçim zamanında adaylar belin, belirlenirken kimi zaman onurlarından bile ödün vererek listeye girebilmek için insanlık dışı etkenler, etkinlikte bulunuyorlar. Ayıptır bu günahtır. Bu 83 milyonluk ülkede CHP'ye genel başkan olacak başka birisi yok mu? Ya da kaybeden partiler hangisi ise mesela küçük bazı ideoloji partilerini saymıyorum. Çünkü onlar kitle partisi değil. İdeoloji partisidir. Ayakta kalması gerekir. Oradaki genel başkanlar 50 sene kalabilir. Başkası da parti kurar. Ama ben merkez parti olacağım kitle partisi olacağım deyip seçim kazanamamak ne demek? Muharrem İnce de söylüyor 16 yıllık milletvekiliyim. Çok ayıp bir şey. Çok ayıp bir şey. 16 yıldır senden başka bir ülke, efendim beni halk seçti. Çık seni de halk seçsin demek mantıklı bir şey değil. Çünkü çıkamıyorsunuz, çıkamazsınız. Siyasetin bir finansmanı vardır ve Türkiye'de bu siyasetin finansmanı asla inceleme konusu yapılmamıştır. Ortaya bağımsız aday olarak bile çıksanız ki ben çıktım, Parayı nereden bulacaksınız? Bir tane eviniz var, onu satıyorsunuz. Arabanız var, onu satıyorsunuz. Siz Medyada sattınız mı Sayın e, Buna ne diyoruz biz? Eyvah, siz sattınız mı? Mi? Evet, ya nereden bulacaktım para? 2007'de ben bağımsız aday oldum. Şimdi e, buna ne deniyor? Sosyolojide sabit kılınmış, sabitlenmiş eşitsizlikler deniyor buna bilimde. Yani bu eşitsizlikler o kadar sabitlenmiş ki, Herkes buna eyvallah diyor. Böyle bir şey olamaz ya. 16 Peki, yıl milletvekilliği ne demek? 83 milyonda sırasıyla milletvekilliği yapacak analar yiğit doğurmuyor mu bu ülkede? Bu Peki. kadar kısır bir e, ülke miyiz biz? Peki bu siyaset kast sistemine dönmüş itirazını dile getirdi Sayın Cevizoğlu. Aynen öyle. Mi? Ama bu şeyde çok Ya, Hayır hayır. Yani. Bakın Çevini bakın. Öpmeyen, yani kimse yani siyasi partiler kanunu böyle seçim kanunu böyle. Bu, Türkiye tamamen siyah, demokrasinin dışında. Bu, Türkiye sadece Türkiye ile ilgili bir, bir şey Yalçın. değil. Bu o. siyaset biliminin kurucu tartışmalarından bir tanesidir. Bir toplumda ekonomik eşitlik olmadığı müddetçe siyasal eşitlik nasıl olacak? tartışması demokrasilerde değil mi? Biz eşitlikten, eşit vatandaşlar seçme seçilme eşitliğinden bahsediyoruz. Der ki mesela Amerika'da Kennedy ailesinden bir gencin Amerikan senatosuna seçilme şansıyla işte ne bileyim New York'un York kuzeyinden bir Afrikan Amerikalı'nın Amerikan senatosuna seçilme şansı eşit midir? Değildir. Çünkü bir ekonomik eşitsizlik vardır e veya işte bir sosyoekonomik eşitsizlik vardır. Dolayısıyla hani seçilme şansı daha düşüktür. Bu nedenle demokrasi e, tarif ettiğimiz Abi, anlamda çok parası hiç olan, tarif ettiğimiz Cem anlamda da seçilemediğini barajı aşamadığını gördük. Hayır. Televizyonları vardı, bir, bir parası istatistiksel vardı. Genellemeden bir bahsediyoruz. vardı o da yani Bu şu şey anlama var gelmez. Bu şu anlama gelmez. Her parası olan seçilir anlamına gelmez. Bu sadece şunu söyler. Evet. Daha sosyoekonomik olarak daha üst seviyelerdeki sınıflardan insanlar demokrasilerde. ...maalesef ve maalesef ki daha fazla temsil edilir diye bir tartışma vardır. Bu tartışmaya Peki. cevaben de siyaset biliminin kurucuları... ...hayır Amerika gibi toplumlar, çoğulcu toplumlardır, işler içerisinden... E, hani siyaseten e, senatoya, kongreye seçilme şansları düşük olsa da başka kanallar da vardır ama mutlak eşitlikten bahsedilemez diye bir tartışma A Bunun peki, ülkelerdeki peki, buna son ülkelerdeki, ülkelerdeki, bir, ülkelerdeki zorlukları da daha farklıdır bilmem nedir ama bu apayrı bir yani, tartışma. E, Atatürk'ün buradaki bir cümlesi çok önemli hale geldi. Cumhuriyet bilhassa kimsesizlerin kimsesidir. İşte bu cumhuriyette Süleyman Demirel gibi birisi Isparta'nın köyünden çıkıp okumuş. Bu ülkede 6 kez gitmiş, 7 kez başbakanlık yapmıştır. İşte bu ülkede Recep Tayyip Erdoğan gibi Kasımpaşalı, belki hiçbir şey olmayan birisi siyaset yaparak Türkiye'de 18 yıldır yönetebilir hale gelmiştir. Yani aslında Cumhuriyet'in değerleri açısından Doğru. Siyaset sosyalistler söyledikleriniz doğru ama işte yani, bu insanların gelebilmesi bahsediyoruz. Hayır. Belki. Hayır, hayır, yine bu oldu bu ülkede. Hayır, bu bir saltanat rejimi olmamasının temel Tabii. nedeni de zaten. Anlaşıldı. Ama bunun da sıkıntıları vardır. Yani Peki. öyle kastın olmadığı bir siyaset, demokratik siyaset bulmak dünyada Belik Bey'e döneceğim. Ee, Sayın Yiğit El, sizinle devam edelim. Şimdi anlamaya çalıştığımız nokta şu. Bugünkü temas Karayalçın, Hikmet Çetin ve İnce görüşmesi. Biraz önce onu sorduğumda Sayın Yalçın kendi fikri olarak bir anlamı yok dedi. Yani CHP İnce'yi gözden çıkardı mı? Ee, kesinlikle belki. hiçbir anlamı yok. Hasan Basri Yalçın hocam doğru söylüyor. İki tane genel eski genel başkan kendince partiyi böldürmemeye çalışıyor. O hassasiyetleri de ifade etti ama iki tarafın da pozisyondaki netlikleri e, görmüyorlar. Yani Kemal Kılıçdaroğlu'nun e, çok, çok umursamıyor. Ba, bakın bugün MYK'da bile e, 3-5 cümle ile e, parti zarar vereceğini ama kendi bileceği iş olduğuna anlamına gelen şeyler söylüyor. Yani e, Muharrem İnce'nin bu haliyle başarılı olamayacağını parti kurarsa e, ve e, Muharrem İnce'nin %30'luk oyu CHP'nin adayı olarak aldığını söylüyor. Ee, ama yeni sistemde %1 de alsa, %3 de alsa, %5 de bir şekilde bu partiye zarar verir. Yani bu hangi ittifakta yer alacağına bağlı olarak değişecek tabii de. Ee, yani kendisi hani, tabii ki Cumhur İttifakı'nda olmayacağım diyor ama Millet İttifakı'nda çok olacak gibi görünmüyor. Çünkü çıtayı %51'e çıkaracağım, bunu başaracağım diyor. Şimdi bambaşka bir yol ve yöntem çiziyor. O yüzden de bu sistemde olmaz o. Hikmet Çetin'in çabası yani önce olmaz yani bu bu denklemde mümkün değil. Ee, önce önce ile görüşmesi sonra Muharrem İnce ama iki taraf da bir kere sorunu kabul edip giderme noktasında bir çabası yok. Bakın tekrar ediyorum. Kılıçdaroğlu Hikmet Çetin kariyer için görüşmesi diyor ki bir talebi varsa, bir sorunu varsa randevu ister, gelir görüşür. Yani özel kaleme havale ediyor. Ee, ...hani e, çağırıp benim oturup bununla konuşmam lazım... ...partiye bir şekilde zarar verir gibi bir düşünce taşımıyor ki... ...sonrasında da Boston Plans dedi ki... ...açık bir şekilde e, CHP'yi e, kendi e, istihbaratları için bölmeye çalışıyorlar. Şimdi Muharrem İnce meselesine baktığımızda da... ...Muharrem İnce e, bu tarafa parti kurmuyorum hareket başlatıyorum... İyi de hareketi niye başlatıyorsun ne hareketi bu... ...kime karşı neye karşı CHP'ye karşı... Perşembe Ve söyleyecek. eğer hareketi başlatırsa bu partileşmesi kaçılmaz olacak. Evet. Ben burada Hasan Basri Yalçın hocama katılıyorum. Çünkü siz bu kadar insanı partiden koparıp ne yapacaksınız? Kanarya Sevenler Derneği mi kuruyorsunuz? Yani bir hareket dediğiniz şey sonuçta bir şeye dönüşecek. E, Türkiye'de de dönüşeceği yer parti. Acaba şunu mu düşünüyor? Başka Bunu yapamazsınız ki. Şöyle biraz daha e, hani senaryolar üzerinde düşünecek olursak. Ben çıkarım Anadolu'ya dolaşırım. Bana milletin teveccühü nedir? O Bakarım. görülür. Sonra parti kurarım. Ya da CHP belki benimle ilgili adaylık meselesiyle ilgili kararını gözden geçirir. Böyle bir ihtimal olabilir Yok, mi? Yok, o makosenleri giydiği anda Demirel'in meşhur şeyi var ya, bana makosenleri giydirmeyin Makosender. diye. Şimdi o e, onu işte Anadolu yoluna çıktığı anda ok yaydan çıkar. Tabii tabii. Yani e, ok dediğim hani şey 7 ok diyorlar ya Muharrem İnce, o yaydan çıkmış olacak. E, bu yola çıktı andan itibaren artık dönüşü olmayan bir yere doğru gidiyor. Ama o şeye bakacak tabii e, tepkilere sahanın durumuna göre ya partileşecek ya da kendini e, 100 bin imzayla ya da kaç yüz bin imza alacaksa Bağımsız aday olarak deklar ediyor. Yani, evet dönüş yolu kapanıyor. Şöyle düşünseniz yani No, no çıktı anda Anadolu'ya çıktığı anda no way out. Yani mümkün değil. Şöyle Artık çıkış yok. Şöyle ee, düşünseniz. Ben tekrar partiye dönme imkanı görmüyor. Nasıl düşün, görmüyorum. şöyle düşünseniz diyor Sayın Yalçın. Bir duyalım sonra düşüneğine dönelim. Yani Muharremince'nin durduğu yerden bakın yani siyasete devam etmek istiyorsunuz. bu Cumhurbaşkanlığı adaylığı olur. CHP'nin içerisinde etkin bir konum olur. Şu olur, bu olur. Onun durduğu yerden baktığınızda aslında hani bu tavizleri kendisi için beklenilen pazarlığı hiçbir şekilde alamayınca o da şunu söyle, söylemez değil mi? Yani ben Cumhuriyet Halk Partisi'ni bölerim o zaman demez. Ne demesi gerekiyor? Ben işte Macron gibi bir hareket başlatabilirim. Bir hareketle Anadolu'yu ölçebilirim. İşte Atatürkçülük düşüncesine daha yatkın olan CHP'lilerin sesi olabilirim falan. Böyle bir yola çıkış aslında burada yani şunu demez hiçbir siyasi hareketin başındaki kişi. Ya ben CHP'yi bölmek istiyorum ve buradan bir kendime pazarlık şansı üretmiyorum. Hayır bunu tabii ki söylemeyecek. Diyecek ki bir cumhurbaşkanı adayı olarak çıkıyorum. Ben Anadolu'da kendim için bu havayı ölçeceğim. Diyecek böyle başlayacak. Tıpkı Melik Bey'in dediği gibi bu zaman içerisinde bir partiye evrilmek mecburiyetinde kalacak. Peki. Çünkü süreç kendi kendisini tamamlar. Ha finansım, finansı bulur, bulamaz. Onlar apayrı konular ama yani kimler ne finanslar buluyorlar %0'a yani %5. bir milletvekili ben adaylığı ben, zor, parti kurmak çok çok daha mali bakımdan zorlayıcı belki bir şey. en dramatik sorunlarından birine temas etti Sayın Cevizoğlu. Ee, değil ama mi? benim asıl sorum evet. size şu. Biraz önce Sayın Cevizoğlu çok Bak, net ortaya koydu. Yani. Dedi ki: e, "Buyurun Melik Bey. Ya bir cümleyle müsaadenizle evet, şimdi tamam, e, parti kurmak e, Türkiye'de 85 tane parti var şu anda. En to, en son Türkiye'de 92 partiyle 85. 92. 92 olmuş Melik Bey. Öyle yargıtay başsavcılığının yani şeylerinde 92. Tamam. Ben arada atlamışım demek ki yani 92 <laughs> yani siyasi o, parti var. Tabela partileri falan filan epey vardı. Bir sürü ayıklandı, mayıklandı. Şimdi bu kadar part, hani 30 kişi toplarsınız Parti kurarsınız ama bu partinin işlevi ne olur <laughs> ee, Hakikaten iddialı bir şekilde örgütlenir misiniz Bu çok tartışmalı konular Ben Muharrem İnce bunu beceremez anlamında Söylemiyorum Becerik zor olduğunu öyle, anlatıyorum abi. Bakın e, AK Parti'de Başbakanlık yapmış Ahmet Davutoğlu ve AK Parti'de yine Başbakan Amcılığı, Dışişleri Bakanlığı Ekonomi patronunu yapmış Ali Babacan parti kurdu Son anketlerde yanılma payı kadar çıkıyorlar. Biliyorsunuz yanılma payı evet. bir e, ile bir buçuk arasıdır. Yanılma payı yani hiç çıkmayabilir de. <laughs> Dolayısıyla bunlar çok kolay işler değil. değil. E, ama süreç, rüzgar, tırnak içinde gaz, Muharrem Bey'i bir partileşmeye doğru götürecek kaçınılmaz görünüyor. Karşısında ama Muharrem Bey'in yani karşısında. Ya gaz deyince o tehlikeli Hiç bu gece bir... adını almadık. Riskli bir e, aslında hani ona kapılırsanız işiniz Rüzgar çok da zor diyelim. olabilir. Peki, Rüzgar diyelim, e, Şimdi Sayın Cevizoğlu, e, Ruşen Bey sizinle devam edeceğiz. <laughs> e, Sayın Cevizoğlu biraz önce çok net öyle de olsa böyle de olsa ben baştan söyleyeyim en sonunda söylenecek şey Adam kaybetti dedi. Ha. Siz ne düşünüyorsunuz? Ben de kesinlikle katılıyorum bu fikre. Şöyle Başlatı katılıyorum. Attı, evet. Evet. Yani biz deminden beri işte son bir saattir aslında konuşmaya çalışıyoruz. Bence konuşacak daha fazla bir tarafı kaldı mı bilmiyorum yani. Var var hep biraz da anketleri anlattık. soracağım onu ben yani sayın sayınca. Şimdi burada e, burada bir kere e, şunu da görmek lazım. E, bir kere hep e, söylemeye çalıştığım şey şu: Türkiye bir hukuk devleti değil. Dolayısıyla şeffaflık açısından büyük sıkıntılar yaşıyoruz. Kimin siyasi parti kuracaksa Türkiye'de. Kim siyaset yapacaksa bu siyasetin finansmanını şeffaf bir şekilde göstermesi gerekir. Eğer bu olmazsa Macron diyoruz mesela hangi küresel güçler hocam arkasında acaba değil mi? Koskoca Fransa'da böyle bir hareket yürüterek acaba kim destek oldu ona? Kim ona o yolu açtı ve hiçbir siyasi partisi olmadan Fransız Cumhurbaşkanı'na geldi gibi sorular karşımıza çıkıyor. Neyi kastediyorsun? Ben şur şuraya geleceğim buradan. Türkiye'de bugün biz geçmişte gördük Başak Hanım, Türkiye'de bugün siyasi parti kuranlar ya da siyasi parti ya da belli e, dernekler kuranlar insanların nerelerden finanse edildiğinin de at yapısını görmemiz gerekiyor. Anlatabiliyor muyum? Biz bizim ömrümüz vefa diyor, hepimiz biliyoruz. Yani. Mesela Amerikan Kimler... sisteminde son derece ha. şeffaf bir yöntem vardır mesela işte e, o bağışlar bağışlar finansman, mağışlar, finansman konusunda ama orada bile hani. Ya ama yani neler vergi oldu, hocam edinmiş. vergilendirmesi çok net. Bakın İngiltere'de de öyle, Amerika Birleşik Devletleri'nde de öyle, öyle. Mutlaka bunun içinde bazı istisnalar doğabilir. Ama bir oluyor. hukuk devletleri devleti oldukları için siz veya ben bunu vergisiz olarak, kimseden alarak, cebimize koyarak çok işlem yapamayız yani. Bugün e, herkese soruyorum burada siyaset içerisinde. Bir mitingin maliyeti nedir arkadaşlar? Çok ciddi paralar bir Peki. miting yapmak. Öyle ben dolaşıyorum bana Anadolu'yu demekle olmaz. Diğer ben tüm siyasi bir sözü burada muharebeci açmak sadece. Başkanlığı açmak, ilçe başkanlığı yani orayı hedef alarak söylemiyorum. Muharrem İmince'nin Muharrem İnciliğin Cumhuriyet Halk Partiliğinden sual olmam. Açık söyleyeyim yani. Hani kendisinin bu anlamdası ama Türkiye'de şöyle bir e, olayın da altını çizmek lazım. Kim nereden para alıyor ve kimin ağzıyla konuşuyor? Anlatabiliyor muyum? Ve bu bunun adını koyabilirsek aslında bir yere varabiliriz. Bunu biz yerel hale getirirsek yani siyasetin finansmanını denetlenebilir hale, her şeyi denetleyebildiğimiz gibi, denetleyebileceğimiz gibi bir noktaya getirirsek aslında kimin Türkiye'de kimin ağzıyla konuştuğunu, kimin hangi güçlerden ee, cesaret bularak bir takım tezleri savunduğunu da görme fırsatı buluruz. Bir yere hep, kadar. Hep burada bunun sıkıntısı yaşıyoruz. Neyi yaşıyoruz? Bugün Doğu Akdeniz'i bakıyorum, Twitter'dan bakıyorum. Birileri Yunan tezini savunuyor mesela. Anlatabiliyor muyum? Bir yerlere gidiyorlar. Bunları kim fonluyor? Kim söyletiyor? Hayır, siz böyle, Anlatabiliyor e, muyum? E, Siyaseten de bunlar dış aslında mi geçerli. Işaret ben yani... Dış işaret işaret ediyorsunuz. Dış mihraklar değil. Aslında bu dış mihraklar kavramı ya, falan onlar. yok. Bunların hepsi Başak gibi, Ruşen gibi belli adamlar. Bu paraların nereden aktığı da belli. Nasıl olur? Eğer biz bunu hukuk devleti de denetim altına koymazsak o zaman işte belli olmuyormuş gibi davranıyoruz. Oysa hepimiz biliyoruz. Ondan sonra da kim yerli, kim milli, kim vatan haini ki gibi kavramlar üzerinden tartışma yapıyoruz. Yani aslında siyasetin kirli bir alanı bu. Hep söylüyorum, tekrar söyleyeceğim. 1980'de darbecilerin yaptığı anayasa, siyasi partiler kanunu, seçim kanunu ve toplantı ve gösteri yürüyüşleri kanunu, bu üç kanun hiç değişmedi değişmesi Anlatın lazım mı? diyorsunuz. Zaten bu başka sistemini bakın, konuşurken en çok konuştuğumuz meselelerden ortadan biri de kaldırılması mi? ve Türkiye'nin siyasetin normalleşmesi, demokrasinin gelmesi, hukuk devleti ve layıklık dediğimiz kavramların bu ülkede kökleşmesinin temelinde o toplumsal sözleşmeyi doğru yapıp seçim kanunu doğru koyup siyasi partiler kanuna göre demin Sayın Cevizoğlu çok güzel söyledi. Bir siyasi partinin genel başkanı oluyor kral. Yani Cumhuriyet Halk Partisi lideri ...hiç seçim kaybediyor... E, ...sürekli seçim kaybediyor ve orada... E, ...Milliyetçi Hareket Partisi'nin lideri de... ...seçim kaybediyor, hiçbir şekilde yerinden oynamıyor... ...yani bu ideolojik partilerde... ...en azından o bir ya, ara... ideoloji Partisi, MHP ve Vatan Partisi... Evet... İdeoloji Partisi... ...ama sonuçta sonuç değişmiyor... ...yani ne siyaseti ...finansmanı e, şeffaflaştırabiliyoruz... İdeoloji partileri, partileri, bir de ideoloji partileri... Hocam... E, Tabii ki ideolojik ideolojik partiler, Cumhuriyet Halk Partisi de, Milliyetçi Hareket Partisi de, kitle partileri olarak da hareket eden Düverciyer teorisinden falan gelirsek başka bir noktaya getirir bizi ama e, Weber teorisi, e, şey, e, siyasi partiler açısından. An, ancak parti kurarken herkesin partisiyim diyor herkesin partisiyim diyor. Şimdi önemli olan hangi açılımla yürüdüğünüz ve Türkiye'ye ne getireceğiniz. Bakın Türkiye'nin yakıcı problemlerini çözecek bir şey getirebiliyor mu Muharrem İnce? Söylüyor mu? Bırakın Atatürkçülüğünü, Bırakın Cumhuriyet Halk Partili'ni ne öneriyorsunuz? Perşembe göreceğiz. Perşembe yani ben, iyi bekliyoruz. Ben bu anlamda en, en sağlam çıkış noktasının şey olacağını düşünüyorum hala. Perşembe gelişi çarşambadan ee, belli ama <laughs> Bir de öyle yani, bir şey evet, O ama. aslında belli. E, muhtemelen tane HDP ile olan ilişkiyi sorunsallaştıracak Atatürkçü çizgiden sapıldığı meselesini gündeme getirecek. Muhtemelen e, bu, e bunlar üzerinden ortaya çıkacak. Zaten onların Fatih Anayi, Verdi zaten. Verdi. Tabii çok gizli yani. saklı bir, bir şey ben de değil bu. Daha çizmek istiyorum. Ben şeyi sevmiyorum. Yani kanından konuşma dediğin hadiseyi sevmiyorum. Siyasette de başka hiçbir şeyde de. de o siyaset. Ya bu gibi. süre Cumhuriyet çok Halk mu uzadı? Partisi yani Cumhuriyet Mareminci, Halk Partisi içinde bir çete varsa çeteyi mi seçtiler bunlar parti? Karar süresi yani açıklama getirdiler süresi çok yani? mu uzadı onu Efe? mu kastediyorsunuz? E tabi hiç gerek yani, yok ki böyle bir şey. Kuracaksam kuracağım ben, kurmayacaksam kurmayacağım. Eğer, vesaire. eğer o kongrede Cumhuriyet Halk Partisi'nin kongresinde kenara atıldığımı düşünüyorsam ertesi gün deklarasyonumu veririm ayrılırım ise istifadır. Parti kurmaysa parti kurmadır ama adını koyarım. Ama siyasetten yani pazarlık, Ruşen Bey şimdi e, hukukçu olunca her şey net olsun istiyor. Ha. Ha. Bu, evet. bu böyle, ama bu böyle. Biraz Siyaset daha farklı. Siyaset değil mi? Ama yani. ama şimdi halk da bir berraklaşma istiyor. Öbür e, taraftan reyla. da Peki. sen sen aslında inandırıcılığını kaybediyorsun. Siyaset de biraz tabii inandırıcılık tabii. meselesi. Yani arada alalım. Bir, şey. e, bir gün parti dolaşacağım deyip de er, ertesi günde işte ben aslında Aynen. parti kurmayacağım e bir yola çıkıyorum dediğin zaman seçmenin de kafası karışıyor. Cumhuriyet Halk Partili'nin de kafası karışıyor. efendim biraz anketlere de bakalım. Eee Hakan Bayrakçı Muharrem bizimle... Bey'in ...Muharrem Bey'in Buyurun. Muharem'ince biraz daha hani biraz daha bu süreci uzatırsa ya yani bir kere ben strateji olarak çok doğru bulmuyorum. Aynen. işte görünmeden sürekli yakınına dayanarak ama bir nabız yoklama yöntem olarak demiş İkincisi kuruyorum, kurmuyorum, hareket başlatıyorum. Şu anda Muharrem İnce sermaye ne yiyor. Onu söyleyeyim yani perşembe krediden günü, kaybediyor diyorsun. E, ne kadar sermayesi kaldı? Sermaye mı? kaldı mı o acaba tabii 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 ki şu anda oradan yiyor. İşte Peki. perşembe günü göreceğiz ne kadar kalmış.